Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Hudutsuz Sevda Medyapım imzalı ilk bölümü 21 Eylül 2023 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Bahadır Özdener'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin oyuncu kadrosunda Denizcan Aktaş, Miray Daner, Esra Dermancıoğlu, Burak Sergen, Burak Sevinç gibi isimler yer almaktadır. Biz de dizideki oyuncuların eski hallerini sizler için araştırdık. İyi seyirler. Özgür Emre Yıldırım dizide Levent karakterini canlandırmaktadır. 26 Ekim 1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 39 yaşındadır. İlk kez 2011 yılında The Film isimli sinema filminde Kerem karakterini canlandırmıştır. Bunun dışında Karadayı, Aile İşi, Yıldızlar Şahidim, Yüz Yüze, 50 Metrekare, İlginç Bazı Olaylar, Sıcak Kafa, İkimizin Yerine, Arif Bey 216, Baba Parası, Öldür Beni Sevgilim, Güven Bana, Ölümlü Dünya, Eksik gibi yapımlarda da oynamıştır. Naz Çağla Irmak dizide Eda Nur karakterini canlandırmaktadır. 21 Mayıs 1997 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 26 yaşındadır. İlk kez 2015 yılında Kırgın Çiçekler dizisine Kader karakterini canlandırmış ve ünlenmiştir. Ardından Tövbeler Olsun, Hakim, Sıfırıncı Gün, Ne Kuşağı, Sen İnandır, Demir Kadın Neslican, Çakallarla Dans 5 gibi yapımlarda da oynamıştır. Annesi Hülya Gülşen de kendisi gibi oyuncudur. Asuman Dabak dizide Nedime karakterini canlandırmaktadır. 1 Şubat 1970 yılında Manisa'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 53 yaşındadır. Oyuncu, seslendirme ve sunucudur. İlk kez 1997 yılında Karamelek isimli televizyon dizisinde oynamıştır. Ardından Örümcek, Tatlı Kaçıklar, Hürrem Sultan, Tatlı Hayat, Hayat Bağları, Şans Kapıyı Kırınca, Erkek Tarafı, Tövbe, Ayda, Cumhur Cemal, Adem'in Trenleri, Süper Babaanne, Yalancı Romantik, Geniş Aile, Leyla ile Mecnun, Pis Yedili, Ezra, Eski Sevgiliyi Unutmanın 10 Yolu, Ege'nin Hamsisi, Tutunamayanlar, Mükemmel Eşleşme, İçimizden Biri, Öğretmen gibi yapımlarda da oynamıştır. Miray Naz Daner dizide Zeynep karakterini canlandırmaktadır. 15 Ocak 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 24 yaşındadır. İlk kez 2008 yılında Bir Kadın Bir Erkek dizisinde Zeynep karakterini canlandırmıştır. Bez Bebek dizisinde Oyuncak Nergis, Papatyam dizisinde Gonca, Zi Çalınca dizisinde Duygu, Merhaba Hayat dizisinde Dünya, Medcezir dizisinde Beren, Batınım Sensin dizisinde Hilal, Birlikte Gözyaşı dizisinde Cihan Yürekli, Kara Tahta dizisinde Irmak, Hakan Muhafız dizisinde Kahin, Saygı dizisinde Halen Altuğ, Arkadaşım Max dizisinde Melda, Hayat dizisinde Hicran, Hür Kuş Göklerdeki Kahraman dizisinde ise Selin karakterini canlandırmıştı. Denizcan Aktaş dizide Halil İbrahim karakterini canlandırmıştı. 28 Temmuz 1993 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 30 yaşındadır. İlk kez 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisine Seçkin karakterini canlandırmış ve ünlenmiştir. 2016 yılında Hayat Bazen Tatlıdır dizisine Burak Ergin, 2017 yılında Neredesin Birader dizisine Ali, 2018 yılında Avlu dizisine Alp, 2019 yılında Aşk Ağlatır dizisine Yusuf, 2020 yılında Menajerim Ara dizisine Barış, 2022 yılında ise Kasaba Doktoru dizisine Ömer'i canlandırmıştır. Burak Sevinç, 27 Ekim 1985 yılında Zonguldak'ta doğmuştur. Şu anda 37 yaşındadır. İlk oyunculuk deneyimini 2011 yılında yönetmen Ahmet Katıksın'ın isteği üzerine Babam İçin adı dizide Alpay karakterini canlandırarak yaşamıştır. Dizine sona ermesinin ardından 2012 yılında Yol Ayrımı adı dizide Yusuf karakterini canlandırmıştır. Ardından Dönerse Senindir, Mahalle, Nasipse Olur, Soygun Oyunu, Roza,
Yol Ayrımı, Merhaba Hayat, Yalan Dünya, Ben Onu Çok Sevdim, Kurtlar Vadisi Pusu, Evli ve Öfkeli, Altın Soylar, Söz, Leke, Kırmızı Oda, İçimizdeki Ateş, Aşkın Yolculuğu gibi yapımlarda da oynamıştır. Esra Dermancıoğlu dizide Asiye karakterini canlandırmaktadır. 7 Aralık 1968 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 54 yaşındadır. İlk kez 2008 yılında Sen Harikasın isimli dizide oynamıştır. 2010 yılında Fatma Gül'ün Suçu Ne dizisinde Mukaddes karakterini canlandırmış ve ünlenmiştir. Ardından 90'lar, Galip Derviş, Ulan İstanbul, Sil Baştan, Telçe Sarayı, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Kırgın Çiçekler, Şahin Tepesi, Bir Zamanlar Çukurova gibi yapımlarda da oynamıştı. Hülya Gülşen Irmak dizide Sakine karakterini canlandırmaktadır. 14 Eylül 1965 yılında Ankara'da doğmuştur. Şu anda 58 yaşındadır. Oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır. İlk kez 1990 yılında Gökkuşağı Çocuklu isimli sinema filminde oynamıştır. Ardından Ferhunde Hanımlar, Bizim Evin Halleri, Havada Bulut, Teyzemin Neysi Var, Keşanlı Ali Destanı, Çalı Kuşu, Kırgın Çiçekler, Yüksek Sosyete, Aşk Tesadüfleri Sever, Maria ile Mustafa, İyilik, Ego gibi yapımlarda da oynamıştır. Hacettepe Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. Daha çok tiyatro ile ilgilenmektedir. Burak Reis Sergen 9 Şubat 1961 yılında Ankara'da doğmuştur. Şu anda 62 yaşındadır. Tiyatro ve sinema oyuncusudur. İlk kez 1996 yılında İstanbul Kanatlarımın Altında dizisinde Murat karakterini canlandırmıştır. Bunun dışında Bamsı Beyrek, Bey Baba, Gülümse Kaderine, Sadakatsiz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Halka, Çukur, Kara Sevda, Sen Benimsin, Kızıl Elma, Aşk ve Ceza, Zoraki Başkan, Derdest, Erkek Tarafı, Köpek, Tam Pansiyon, Zerda, Bulut Bey, Cesur ve Kuşku, Aşk ve Gurur gibi yapımlarda da oynamıştır. Burak Sergen, devlet tiyatrolarındaki görevinin yanı sıra Tiyatro Kare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yapmaktadır. Video hakkında beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.